Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Çok basit masa ve sandalye yapacağız. Ben yavaş yavaş anlatacağım. Siz de lütfen çok dikkatli dinleyin. Kolay bir program, biraz karmaşık. Önce bir küp seçiyoruz buradan. W tuşuna basarak üzerinden oklarla yukarı aşağıya maviyle bu şekilde sağa sola oynatabiliyoruz. Bakış açısı için rahat görebilmeniz için alt tuşuna basarak mouse'un sol tuşuyla sağa sola oynatabilirsiniz. Daha sonra R tuşuna basarak nasıl masa yapacağımızı göreceğiz. Evet, şu anki yaptığım mouse'un sol tuşuna basılı tutarak yükseltiyorum. Alçaltıyorum. Her yaptığımda mouse'un sol tuşuna basarak yapıyorum bunu. Evet, alt tuşu gene basarak boşluğa basıyorum önce. Sonra alt tuşa basarak etrafına bakarak tekrar W tuşuyla yukarıya kaldırıyorum biraz açıyı alabilmek için. Şimdi yana kaydırıyorum. Şimdi buna arkadaşlar ayak yapacağız. Yine ayağı küpten yapacağım. Evet, yukarı çektim. R tuşuna bastım. Evet, önce uzatıyorum. Biraz aşağıya alayım. Tekrar geri dönmek için W'ye basıyorum. Şimdi R'ye basıyorum. Evet, ayağı yaptım. Daha farklı şekiller verebilirsiniz ayağa. Biraz kısaltıyorum. Tekrar W tuşuna basıyorum. Ve buradan ayağımızı yerleştirmek için açımı ayarlıyorum. Bakın. Biraz daha yaklaştırın kendinize. Daha sonra alt tuşuna basarak yaklaştırdığınız zaman kamerayı tam önünüze getirebilmek için alt tuşuna basıp mouse'un ortasındaki düğmeye basılı tutarak yana, sağa, sola, yukarı, aşağıya kaydırabilirsiniz. Tekrardan bakın, ayarlıyorum. Masanın ayağını yaptım. Şimdi arkadaşlar, tekrar üzerine tıklayarak mouse'un sol tuşuna yine basılı tutuyorum her zaman. Görüyorsunuz, masanın ayağı hemen hemen tamam. Şimdi burada size çok basit ve kolay bir yöntem. Bir şeyi masa ayağından 4 tane yapmanıza gerek yok. CTRL'de D tuşuna basarak aynısından bir tane daha çıkarabilirsiniz. Tekrar alt tuşa basarak sola doğru kaydırıyorum. Biraz açıyı ayarlıyorum. Buradan göz hizasından tekrar sola alt tuşuna basarak sol tuşla masa ayağını oluşturuyorum. Görüyorsunuz, iki ve eşit bir ayak. Tekrardan ayak yapmanıza gerek yok. Tekrardan üstünde sol tuşla tıklayarak Shift tuşuna basılı tutarak diğerini de alıyorum. Daha sonra CTRL D tuşuna basarak kopyalıyorum. Evet, CTRL D tuşuna basarak kopyalıyorum ve ayakların her ikisini de aynı hizada bu sefer eşit bir şekilde çıkarıyoruz. Gördünüz. Karşı tarafta eşit, bu tarafta eşit. Daha sonra arkadaşlar bunların bir daha kaymaması için evet şuradan üstünü tıklayalım. Diğerini de Shift'e basılı tutarak tıklayalım. Eşit bir şekilde ayarlayalım bunları. Alt tuşa basarak biraz daha önüme alıyorum. Ayakların tam birbirine eşit olup olmadığını alt tuşuna basarak sol mouse tuşuna basarak da sağa sola çeviriyorum. Daha sonra sağ tuşa basılı tutuyoruz. Obje moduna geliyoruz. Bir boşluğu tıklıyoruz. Tekrar yapıyoruz. Şimdi hepsini bir seçiyoruz. Burada arkadaşlar mesh'ten kombine ediyoruz. Yani hem ayağın hem masanın hepsinin artık eşit bir parça oldu. Asla birbirinden ayrılamaz. Burada bakın oklar kaydı. Ortalanmadı. Eğer böyle bir şey olursa
Modifiye'den center pivot'u tıklayarak tekrardan ortaya alabilir. Gördünüz. Masamız hazır. R tuşuna basarak masamızın boyutunu eşit bir şekilde ayarlayabiliriz. Bu şekilde. Veya küçültelim, daraltabiliriz. Veya alt tuşuna tekrar basılı tutarak mouse'un sol tuşuna basarak çevirdim. Masamızı uzun bir şekilde yapabiliriz. W tuşuna tekrar basıyorum. Ayarlıyorum. Alt tuşa ve mouse'un orta tuşuna basarak kendime göre hizaladım. Görüyorsunuz. Çok güzel bir masamız var artık. Daha da iyisi olabilir. Şimdi sandalyeleri yapacağız arkadaşlar. Buna uygun, basit, kullanımı kolay sandalyelerimizi yapalım. Öncelikle bunun üstünü tıklayıp bunu bir kenara alalım. Mouse'un orta tuşuna basarak daha sonra tekrar bir küp daha alıyoruz. W'ye basıyoruz, kaldırıyoruz. Tekrar bir açı ayarlıyoruz, kendimize yakınlaştırıyoruz. Evet. R tuşuna basarak önce sandalyenin nasıl kafanızda şekillendirirseniz biraz daha inceltelim sandalyeyi, ayaklarını. Evet. Evet, gördüğünüz gibi biraz büyütebiliriz. Tamam. Şimdi bakın, bundan hepsi eşit bir parçaya bölebilmek için W tuşuna basalım. Ctrl ile D yaparak kopyalıyorum. Tekrar Ctrl ile D yaparak kopyalıyorum. Shift tuşuna basılı tutarak üçünü de kopyalıyorum. Tekrar Ctrl ile D yaparak aynısından 3 tane daha çıkarıyorum. Bakın, daha sonrasında bunların boyutlarını farklı bir şekilde ayarlayabiliriz. R tuşuna tekrar basılı hepsi eşit bir şekilde seçilmişken R tuşuna basılı tutarak pardon R tuşuna basarak biraz büyütüyorum. Sonra boşluğa tıklıyorum. Şimdi bunlar ayaklarımızsa bunları nasıl bir şekilde ayarlayabileceğimizi, buradan nasıl sandalye çıkarabileceğimizi basit bir anlatımla. Hepsini tekrar seçiyorum. E tuşuna basarak bakın buradan ayarlamalarını yapıyorum. Gördünüz. Bu şekilde. Z tuşu da her zaman hata yaparsanız Z tuşu da size geri getirir. Bu yüzden ben bunu öncelikle alıyorum. Çevirdim. W tuşuna basıyorum. Bakın bunu buraya aldım. Sonra ayarlıyorum. Oklarla W tuşuna bastım. Biraz yakınlaştırıyorum kendime. Alt tuşuna basılı tutarak mouse'un orta düğmesine basarak kendime yakınlaştırıyorum ve çeviriyorum. Evet. Bakalım. Şimdi. Eğer her şeyin eşit olmasını istiyorsanız ben bunları buraya getirirsem kaydırabilirim. Milimetrik bir kayma olur. O yüzden ben bunları buraya getirmeyeceğim. Burayı tıklayıp tekrar Ctrl D tuşuna basarak bakın tekrar çıkardım. Boşlukları kendim ayarlıyorum. Tekrar Ctrl D tuşuna basıyorum. Gördünüz. Sandalyeyi. Tekrar Ctrl D tuşuna basıyorum. Bu şekilde ayarlamış oldum. Şimdi sandalyenin en baş kısmı tabii kapalı olur. Biz buradan böyle ayarlayalım. Bunu da aynı şekilde böyle ayarlayalım. Bir görüntü olsun. Tekrar ortadan basmayın. Her zaman oklardan çekin. Gördüğünüz gibi kaydırdım. Siz de bu hataya düşmeyin. Evet. Şimdi bunun hepsini bir kare içine alarak buradan Mesh'ten kombine ettiğiniz zaman çok rahat bir şekilde tekrar bakın kaydı modifeden center pivot yaparak öne geliyorum. Direkt ortalıyorum. Şimdi sandalyenin görüyorsunuz. Hemen hemen hazır.
Şimdi bunlardan üstüne W'ye basalım. Evet. Shift alt tuşuna basarak pardon kendime yakınlaştırıyorum. Tekrar Shift tuşuna basarak ikisini de kopyalayacağım. CTRL-D olarak. Evet, yalnız kopyalarken eşit olarak böyle çıkarmamız gerekiyor. Evet. Gördünüz. Şimdi bunu alıp bakalım. Farklı bir tasarım uygulayacak mıyız? E tuşuna basarak 90 derece ayarlıyoruz. Sizce düz oldu mu arkadaşlar? Biraz daha getirebiliriz. Evet. W tuşuna geri basıyorum. Bakalım. Evet. Yukarıdan aşağıya bakıyorum. Biraz daha böyle ayarlayabiliriz. Bakın gördünüz mü? Şimdi üstüne bırakacağız. Bakın. Evet. Evet. Harika. Şimdi R tuşuna basın. Biraz küçültelim. Tekrar W tuşuna basarak buradan ayarlama yapabiliriz. Biraz alalım. Evet. Çok farklı bir tasarım. Hayalinizi canlandırabilirsiniz. Buradan biraz içeriye alalım. Dışa kaçmış. Aynısını bu şekilde. Tamam. Aynısını bunu yapalım. Öne alıyoruz. Tekrar yukarıya alıyoruz. Evet. Diğer tarafını da ayarlayalım. Maviden kırmızıdan biraz daha öne alacağız. Çıkmamasına bakın arkadaşlar dikkat edin. Eğer bunu küçültebilirsiniz. Biraz daraltalım. Çıktığını görürsünüz. Bakalım bunlara. Evet bu da aynı şekilde. Biraz daraltıyoruz. İçeri aldık. Bunu biraz kaydıralım. Eşit gelmemiş. Evet. Bakın sandalyenin bir kısmı tamam. Şimdi sandalyenin oturma kısmı tamam. Bir de sırt kısmını yapacağız. Burada da çok önemli bir nokta var. Bunu tıklayabilir. CTRL-D ile kopyalayabilir. E tuşuna basarak aynı hizada düzeltebilir. Evet bu işlemleri yaparken arkadaşlar kamera açısını her zaman kendinize göre ayarlayın. W'ye basıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi yakınlaştırın kendinize göre. Biraz R tuşuyla R tuşuna basarak daraltın. Evet. Tekrar W'ye basın. Görüyorsunuz. Şimdi içine sokacağız arkadaşlar. Gözükmeyecek şekilde. Evet. Her açıdan bakmanızı tavsiye ediyorum. Bakın burada bir çıkıntı var. Tekrar üzerine tıklayarak bunu ayarlayabiliriz. Bu açı biraz genişletelim arkadaşlar. R tuşuyla. Ortadan sarıdan basarak eşit bir şekilde genişletelim. Tamam. Şimdi bakalım alt tuşuna basılı tutarak mouse'un da sol tuşuna basılı tutarak evet buradan bir çıkma daha var. Bunu da buradan daraltabiliriz. Evet tekrar yerine oturalım. Ortalasın diye. Biraz daha V tuşuyla genişletebiliriz.
Farklı bir tasarım yapmak istiyorsanız kendi hayal gücünüzü de kullanabilirsiniz. Biraz da bunu genişletelim arkadaşlar. Bu da onun içinde kaybolmuş olur. Ayaklar zaten standart oturmuş. Evet. Şimdi W tuşuna tekrar basalım. Bakalım buradaki açığı kapatalım. Çok iyi bir şekilde. Evet. Şimdi R tuşuyla tekrardan bunu küçültebilir. Ortalayabiliriz. Görüyorsunuz. Tamamdır. Biraz çıkmalar oldu. Amaç size burada AutoDex Maya'nın basit kullanımını göstermek. Gördünüz. Şimdi tekrardan sağ tuşa basılı tutarak obje moduna geliyoruz. Burada bakın okun önünde bir kare var. Bu kare sizi kafanızı karıştırmasın. Q tuşuna basarak kaybedebilirsiniz. Tekrar seçiyoruz arkadaşlar. Mesh tuşuyla Mesh'i tıklayarak kombine ediyorsunuz. Artık ayrılmaz bir parça oldu. Tekrardan Centrifuge edelim. Gördünüz, ayrılmaz bir parça. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar W tuşuna basalım. CTRL D yapalım. Görüyorsunuz. Bir CTRL D daha. Evet. Harika. 3 tane sandalyemiz oldu. Şimdi masamızı getirelim arkadaşlar. Evet, masamızı ayarlayalım. 3 tane sandalyemizi ayarlayalım. Biraz bu tarafa ortalayalım. Şimdi masamızı. Evet. Bakalım açıdan biraz ayarlayalım. Tam karşımıza alalım. Şu sandalyeleri biraz daha ortalayabiliriz. Evet. Tam böyle. Masamızı da tutturalım. Evet, masamız da oturdu. Şimdi arkadaşlar kopyalamayı da öğrendik. Karşı tarafa bir 3 tane daha sandalye kopyalayacağız. Seçiyorum. CTRL-D yapıyorum. Bakın seçtim. Daha sonra E tuşuna basarak görüyorsunuz. Çeviriyorum. Biraz daha çeviriyorum. Dengelemek için. Bakalım eşit oldular mı? Evet. Karşılıklı eşitler. Şimdi masamızı bu sandalyeye göre küçültebiliriz. R tuşuna basarak ortadan önce maviden biraz genişletelim. Sonra ortadan büzelim. Bakalım. Evet, çok iyi. W tuşuna basıyoruz. Yakınlaştıralım. Evet. Şunu biraz daha E tuşuna basarak hafiften daha düzeltebiliriz. Daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi masa ve sandalyemiz hazır. Gayet basit. Üzerine objeler koyabilir, süsleyebilir, boyayabiliriz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.